Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dedi melekler. Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim diyerek karşılık verdi Rahman. Bir kısmının bozgunculuk çıkaracağını bildiği halde, bir kısım önde gidenlerin yeryüzünü ıslah için çalışacağını elbette biliyordu. Çünkü o alimdi, bilgisi her şeyi kuşatmıştı. Şeytanın secdeye emrine karşı gelip de cennetten kovulması ve Allah'ın yolundan herkesi saptıracağına dair yemin etmesiyle kıyamete dek sürecek olan dev bir proje başladı. Bu proje şeytan ve yandaşlarına karşı canıyla malıyla savaşıp Allah'ın dinini tüm dünyaya hakim kılmanın projesiydi. Bu proje yeryüzünden İslam dinini silmeye çalışanların karşısında dimdik durup dağa taşa, esen yere, yağan kara, kör dünyanın göbeğine Hak Yol İslam yazmanın projesiydi. Şimdi ise ey Mehmet, ey Ahmet, ey Hasan, ey Anadolu gençliği. Anadolu gençliği. Şimdi Çanakkale sensin. Artık Çanakkale senin kalbindir. Yıllar önce Çanakkale'ye gelenler, Kudüs'e, Mekke'ye, Saraybosna'ya gelenlerle aynı zihniyetti. Hepsinin amacı aynı. Hepsinin kumandanı iblisti. Senin ataların her seferinde bıkmadan, usanmadan İslam adına, Allah aşkına küfürle savaştı. Hem kalben, hem fikren, hem fiilen çarpıştı güçlü ordularla. Tek başıma ben ne yapabilirim? Bir kişiden ne olur demedi. Tek başına da olsa vazgeçmeyip, davada sebat gösterip, Seyit Çavuş olarak, Yarbay Hasan olarak, Kınalı Mehmet, Çarıklı Ahmet olarak yazdırdı adını gönüllere. Peki sen, ey 21. yüzyıl genci, sen, ey şanlı ecdadın torunu, sen şimdi bu destanın hangi cümlesindesin? Senin adın bu projenin hangi kısmında yazılı? Küfür yine birlik olmuş. Bu kez senin kalbine savaş açıyor. Düşman gemileri şimdi de Çanakkale olarak senin zihnini hedeflemiş ve 100 yıl öncesinden daha kapsamlı, daha güçlü bir şekilde boğazı geçmeye çalışıyor. 14 asır önce Bilal-i Habeşi'nin üzerine koyulan taşlar, şimdi televizyonda, internette, sokakta, markette dinlediğin şarkıyla, izlediğin filmle senin üzerine koyuluyor. Allah'ı inkar et diye. Bilal, ehad, ehad demişti ya. Senin sesin nerede? Sesin nerede? Nerede? Onlar şehit düştükleri zaman silahlarıyla gömülüyorlardı. Öyle sıkı kavramışlardı. Kimse alamıyordu ellerinden. Peki şimdi bizler, dinimizi, davamızı savunduğumuz şeylere, elimize, kalemimize, dergi ve gazetelerimize böyle sıkı sarılıyor muyuz? Tek başımıza da kalsak, ağır yüklerin altına hiç korkmadan girebiliyor muyuz Seyit Çavuş gibi? Öleceklerini bile bile siperlerini terk etmeyen yiğitler gibi, İslam karargahlarımızda olmaya sebat gösterebiliyor muyuz? Yoksa Okçular Tepesi'ndeki gevşeklik bizim de bütün hücrelerimizi kuşatmış durumda mı? Ey bu şanlı ecdadın torunu, şimdi Çanakkale sensin. Senin zihninden, yüreğinden savaş gemileriyle geçip imanını yıkmaya çalışıyorlar. İnancını köreltmek, yaşantını değiştirmek istiyorlar. Boş vermişlik, neme lazımcılık,
tehircilik gibi hastalıklarla sinsice vücuduna yayılıp seni kanser etmeye çalışıyorlar. Siperlerini asla terk etme. Ya Allah diyerek mermiler ateşlemekten korkma. Bir başına da kalsan dimdik dur. Başını asla eğme batılın karşısında. Yıllar önce geçememişlerdi ya Çanakkale'yi. Seni de geçemesinler. Malını ver, canını ver bu yolda. Ama imanını verme, vatanını verme. Rahman'ın sınırlarını aşma. Ahlak ve maneviyattan ayrılma. Unutma ki Allah'ın dinini kendine dava edinenlerin yardımcısı Allah'tır. Yardımcısı Allah olan kişinin ise galibiyeti mutlaktır. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak... Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kurşunu açmış duruyor peygamber.